Evet efendim, Dünya Postası'yla tekrar karşınızdayız. Bu bölümde Latin Amerika'yı biraz konuşalım. Orta Doğu'yu ve bölgeyi aktardık. Biraz da dünyanın öbür tarafına, diğer tarafına bakmaya çalışalım. Telefon attığımızda United World International yazarı Yunus Soner bizlerle birlikte. Siyaset bilimci Yunus Soner. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydınlar. İyi yayınlar dilerim. Günaydın. Sağ olun. Şimdi biz çok uzun uzun aktardık. Afganistan, göç dalgaları, Orta Doğu, gelişmeler. Dünyanın bu kısmı bu şekilde. Yani ciddi bir hareketlilik var. Latin Amerika hani gözden kaçıyor gibi gözüküyor. Ama zaman zaman dikkat çekici gelişmeler de oluyor. Özellikle son seçim süreçleri. İşte Haiti'de devlet başkanının öldürülmesi biraz dikkatimizi çekti. Fakat geçtiğimiz hafta Simon Bolivar'ın 238. doğum günü vesilesiyle Meksika Devlet Başkanı Obrador'un yapmış olduğu bir konuşma var. O konuşmanın ayrıntılarını size sormak istiyorum. Öncelikle bu Simon Bolivar toplantısı diyelim ya da vesilesiyle toplanılması Latin Amerika ülkeleri arasında ne anlama geliyor? Yani nasıl bir sembol? Hani bizde Atatürk dediğimiz zaman bir sembol ya da her ülke için bir sembol. Nedir bu? Bu sembolden biraz başlayarak bu toplantının ayrıntılarına ve Meksika-Amerika ilişkilerine doğru yavaş yavaş açalım isterseniz konuyu. Tabii. Simon Bolivar Latin Amerika'da İspanyol sömürgeciliğine karşı savaşın sembolüdür. 19. yüzyılda kendisi Latin Amerikalı bir şahsiyet olarak İspanyol sömürgeciliğine karşı savaşmış. Ondan sonra da güncel önemi biraz da buradan kaynaklanıyor. Latin Amerika'nın birliğinin sembolü olarak kabul edilir. Çünkü İspanyol sömürgelerinin yıkılmasından sonra orada oluşan farklı bölgecikleri, eyaletleri Simon Bolivar aynı zamanda savaşarak da birleştirmeye çalışmıştır. Özellikle Venezuela, Kolombiya ve Bolivya, ki Bolivya zaten ismini Simon Bolivar'dan alıyor. Bu çalışmaların sahası olmuştur. Dolayısıyla bugün Simon Bolivar Latin Amerika için ne ifade ediyor derseniz, İspanyol sömürgeciliği artık bittiği için kısmen güncel Amerikan hegemonyasına karşı mücadele, bununla bağlantılı olarak da büyük vatan olarak adlandırdıkları konseptin sembolüdür Simon Bolivar. Büyük vatan, bütün Latin Amerika'nın aslında tek bir vatan olduğu ve tekrar birleşmesi gerektiğini savunan bir düşüncedir. Hı hı. Peki bu toplantıya gelirsek ve bu toplantıda Meksika Devlet Başkanı yapmış olduğu konuşmaya siz burada ayırt edici ya da dikkat çekici olarak ne gördünüz? Şimdi öncelikle bu toplantının düzenlenmesi başlı başına ayırt edici bir olay. Çünkü bahsettiğim gibi Simon Bolivar'ın faaliyet alanı daha çok Güney Amerika. Meksika'ya çok genç yaşta bir ziyareti bulunuyor ama onun dışında Meksika'da, Meksika topraklarında herhangi bir siyasi faaliyeti yok. Ve Güney Amerika'yı birleştirme çabaları da esas olarak Venezuela, Kolombiya ve Bolivya ve kısmen de Ekvador'a yoğunlaşıyor. Buna rağmen Meksika devleti bu sene bir devlet töreni düzenledi. Yani sadece bir toplantı değil, devlet töreni ve bildiğiniz top atışlarıyla başlayan, ondan sonra 30'u aşkın farklı hükümetin temsilcisinin yer aldığı bir tören düzenledi. Bu tabii Meksika açısından kıtanın bir mirasına aktif bir şekilde sahip çıkmak, ki önceki Meksika hükümetlerinde geleneksel olarak böyle bir sembolik yaklaşımı tespit edemiyoruz. Mevcut devlet başkanının konuşması da bu çerçeveye uygundu. Yani bu konuşmaya geçmeden önce bu söylediğiniz tören, böyle bir tören düzenlenmesi başlı başına bir mesajdı değil mi? Ya da kime mesajdı? Evet, Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajdı. Çünkü bu törene bütün Latin Amerika ülkeleri bakanlık, başbakanlık, bakan yardımcısı, elçi düzeyinde temsilci gönderirken buraya katılmayan tek ülke, yani Amerika kıtasından katılmayan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve burada atılan topların ve düzenlenen törenin mesajı ABD'ye yönelikti. Peki konuşmasında neler çıkartabiliriz? Meksika Devlet Başkanı'nın yaptığı konuşmadan dikkat çekeceğiniz noktalar neler?
konuşması Simon Bolivar'ın Latin Amerika'nın birliğini sağlama ve hegemonya karşı mücadele etme anlamına son derece uygun bir konuşmaydı. López Obrador konuşmasında Latin Amerika'nın ABD ile ilişkilerinin artık eskisi gibi devam edemeyeceğini belirtti. Monroe doktrini olan bütün Latin Amerika'yı ABD'nin hegemonya ve etki alanı ilan eden doktrini açık bir şekilde reddetti. Küba'yı ABD'ye karşı ve bağımsızlığın bir sembolü olarak ilan etti. Ve hatta Küba'yı zamanında Roma İmparatorluğu'na karşı direnen bazı Fransız köylerine benzetti. Ve somut öneriler de yaptı. Amerika kıtasında, Kuzey ve Güney Amerika kıtasında örgütlü olan bir Amerika Devletler Örgütü vardır. Organization of American States, OAS, 1948 yılında kurulan ve ABD'nin aslında bu Monroe doktrinini uygulamak için kurduğu bir devletler arası örgüttür bu. Hı hı. López Obrador bu örgütün bir piyon olarak adlandırdı ve lağvedilmesini önerdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kıtasında kullandığı en önemli devletler arası kurumun lağvedilmesini, yeni bir örgütün kurulmasını ve bu örgütün talimat almayan, kastettiği de bir Washington, talimat almayan tarafsız bir örgüt olmasını talep etti López Obrador. Hı. Yine Amerika ile ABD ile ilişkilerde Çin faktörünü de ciddi, hı hı, bir şekilde vurguladı Meksika Devlet Başkanı. Hı hı. Burada ki bu konuşmasında daha önce bu olguları Biden'a da aktardığını söylüyor. Diyor ki özetle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya pazarındaki, dünya ticaret pazarı piyasasındaki payı giderek düşüyor. Şu an 9,5 %9,5 oranında şimdiden Çin ABD'nin payını geçmiş durumda ve bu süreç devam edecek. Bu süreci yasal yöntemlerle engellemek mümkün değil Meksika Devlet Başkanı'na göre ve 2051'de kendi hesaplarına göre Çin'in dünya çapındaki payı, ticaret payı %64'e yükselirken ABD %4 ile 10 arasında değişecek. Hatta Meksika Devlet Başkanı burada bir uyarıda da bulunuyor. Bu gelişmeye karşı askeri yöntemlere başvurmaya düşünebilir bazı yetkililer Washington'da, diyor López Obrador. Bundan kesinlikle kaçının. Bunu yapmak yerine Latin Amerika ile ilişkilerinizi yeniden, ama karşılıklı egemenlik, egemenliğe saygı ve eşit ilişkiler temelinde yeniden düzenlemek gerekiyor, hı hı, diyor Meksika Devlet Başkanı. Yani Meksika Devlet Başkanı bu konuşmasında Amerika'ya hatırlatmalarda bulunuyor, öyle değil mi? Yani bu söylediğinizden ben bunu anladım. Evet, evet. Bir bakıma Derdi ne? Yani buradaki şey ne peki? Yani güncel olarak ben şunu tam anlayamadım. Yani Amerika ile Latin Amerika'nın şu anki derdi ne? Yani bildiğimiz kadarıyla artık böyle çok askeri darbeler falan, hani o dönem biraz geride kaldı gibi. Güncel olarak bu kadar yani bu meydan okuma olarak da değerlendirilebilecek bu tarz konuşmaların sebebi nedir efendim? Şunu vurguluyor, yani askeri darbeler geride kaldı diyorsunuz ama bahsettiğim Amerika Devletleri Örgütü en son Bolivya'da bir askeri darbeye zemin hazırladı. Bolivya seçimlerinin meşruiyetini kabul etmeyerek ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tabii ki müdahaleci tutumu devam ediyor. Meksika, hı hı, Devlet Başkanı özellikle yaptırımları, ambargoları, ki bu sadece Küba'yı hedef almıyor, hatırlayınız Nikaragua, Venezuela gibi ülkelerde bu tür Amerikan yaptırımlarına maruz kalıyorlar. Bunları hedef alıyor, bunları reddediyor ve genel olarak Amerika'nın artık Güney Amerika ülkelerinin, Latin Amerika ülkelerinin iç siyasetine müdahaleyi kesmesini talep ediyor ki zamanımız yeterse bunun Meksika örneğinde de uygulamalarına başladı. Ama, hı, temel meselesi şu: Amerika Birleşik Devletleri aklını başına toplamalı, dünya çapında kaybettiği ticari ekonomik üstünlüğü kabul etmeli ve kendi komşularına da daha eşitlikçi, daha saygılı bir şekilde davranmaya başlamalı. Hı hı. Burada bir haber daha var Meksika ile ilgili. Bu da
dikkatimizi çekti. Obrador, Amerika Birleşik Devletleri merkezli silah üreticilerini suç gruplarının taleplerini karşılayacak şekilde silah üretimi yapmak ve silah ticaretinin kontrolüne önem vermemekle suçladı. Yani bu da Ağustos'un ilk haftasında dikkatimizi çeken bir haberdi. Bunun nedir arka planı? Yani bu silah meselesi ne oluyor? Burada Meksika devleti şöyle bir duruma gönderme yapıyor. 2006 ve 2011 yılları arasında Amerikan hükümeti ATF kurumuyla, Alcohol, Tobacco and Firearms isimli bir devlet kurumu aracılığıyla bir proje yürüttü. Hızlı ve öfkeliydi bu projenin adı. Bu proje çerçevesinde Amerikan devleti Meksikalı uyuşturucu çetelerinin ABD'de silah satın almasına göz yumdu. Yani bu burada bir duralım. Yani silah çeteleri geliyor Meksika'dan Amerika'ya ve silah alabiliyor. Bunu Amerikan devleti biliyor. Fakat hızlı ve öfkeli programı kapsamında buna göz yumuyor, değil mi? Buraya kadar doğru anladım. Evet, evet. Şimdi Meksika'nın içinde silah temin etmek çok zor. Yani Meksika, ABD gibi her tarafta silah dükkanları bulunan, oraya gidip herhangi bir nüfus cüzdanıyla silah alabileceğiniz bir yer değil. Ama Amerika'da bu mümkün. Uyuşturucu tekelleri de bunu değerlendirdiler ve yoğun bir şekilde ABD'de silah aldılar. Peki Amerikalılar hangi gerekçeyle buna göz yumdu? Planları şuydu, gerekçeleri şuydu. Bu silahların uyuşturucu çetelerine gitmesini sağlayalım, silahların izini takip edelim ve bu şekilde çete liderlerine ulaşmaya çalışalım. Fakat şöyle bir sürpriz diyelim, artık sürpriz mi, bilinçli olarak mı yapıldı bilmiyoruz. Şöyle bir durum yaşandı, silahların izi kaybedildi. Yani burada binlerce işte Kalaşnikov gibi makine, tüfek gibi ağır silahlardan bahsediyoruz. Binlerce silahın izi kaybedildi ve bunlar Meksikalı uyuşturucu çetelerinin eline geçti. Dolayısıyla ve en sonunda 2010 yılında bu silahların bazıları Amerikan sınır muhafızlarına karşı da kullanılmaya başladı. İşte orada Amerika'da skandal patladı. Amerikan Kongresi'nde itirazlar yükselmeye başladı. Yani şu noktada değil. Evet, biz şu ülkemize ağır silahların gönderilmesine, makinalı tüfeklerin, efendim Kalaşnikovların gönderilmesine, bunların uyuşturucu çetelerinin eline geçmesine bir itirazımız yok. Ama eğer bu silahlar Amerikan güvenlik güçlerine karşı kullanılmaya da başlıyorsa o zaman olmaz diye bir itiraz yükseldi ve 2011 yılında bu program resmi olarak durduruldu. Şimdi Meksika hükümeti, Meksika devleti bu programa da gönderme yaparak Amerikan silah şirketlerine böyle bir dava açtı. Tabii Meksika'nın tepkisi davayla sınırlı değil. Onun ötesinde belki konuşmak gerekiyor. Meksika son günlerde Merida inisiyatifi olarak adlandırılan büyük bir stratejik işbirliği anlaşmasında sorgulamaya başladı ve Amerikan güvenlik güçlerinin Meksika topraklarındaki faaliyetlerini de zaten sınırlamaya başladı. Kısaca neydi Merida? Yani kısa olarak onu bir hatırlatmanız mümkün mü? Merida inisiyatifi dönemin başkanları arasından, ABD ve Meksikalı başkanları arasından Amerikan tarafında George Bush vardı. 2008 yılında imzalanan bir iki taraflı stratejik işbirliği anlaşması. Gerekçesi uyuşturucu çeteleriyle askeri mücadele. Bu askeri mücadelenin içeriği olarak 3 milyar dolarlık bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşma çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri Meksika'ya hem silah sattı, helikopter sattı, hem danışman gönderdi ve bu danışmanlar Meksika'da ordu, polis, hükümet, hapishane nezdinde faaliyet gösterdi. Ve Meksika'nın içinde uyuşturucu tüketimiyle mücadele edildi. Bu tabii Meksika'nın tarihinde çok büyük bir dönüşüm. Çünkü iki ülkenin ilişkileri oldukça gergin. 1848'de çıkan savaşta Meksika topraklarının neredeyse yarısını ABD'ye kaybetti. Bugün ABD eyaletleri olarak bildiğimiz Kaliforniya, Arizona, New Mexico, Texas, bunların hepsi aslında Meksika'ya aitti. Dolayısıyla Meksika geleneksel olarak ABD'ye
ABD'nin kendi iç işlerinin müdahalesi konusunda çok hassas. 2008 yılında imzalanan bu Merida inisiyatifiyle burada çok büyük bir dönüşüm oldu ve Amerikan güvenlik danışmanları Meksika ordusunun içine girdi, hükümetin içine girdi, polisin içine girdi ve burada çok ciddi bir bilgi paylaşımı oldu. Tabii dikkatinizi çekmek isterim. Aynı tarihlerde daha önce bahsettiğimiz yürüyen silahlar projesi ya da hızlı öfkeli hızlı ve öfkeli projesi aynı döneme denk geliyor. Yani bir yandan Amerikan devleti silahları Meksika'ya gönderiyor. Sürücülerine gitmese göz yumuyor. Hı-hı. Diğer yandan da gidiyor Meksika hükümetiyle bir stratejik güvenlik işbirliği anlaşması imzalıyor. Devletin şimdi, içine yerleşiyor. Yani bir yandan devletin içine yerleşiyor, bir yandan silah akışına müsaade ediyor gibi. Evet. İşte bu Merida inisiyatifi geçtiğimiz hafta Meksika Dışişleri Bakanı Ebrard tarafından ölü olarak alıntılıyorum. Ölmüştür olarak adlandırıldı, nitelendirildi. Dışişleri Bakanı bu inisiyatifin, bu anlaşmanın gözden geçirilmesi, elden geçirilmesini talep etti. Şimdiye kadar basına yansıyan açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla özellikle Meksika tarafı ordunun içindeki danışman faaliyetini azaltmak, hükümet nezdindeki danışman faaliyetini azaltmak ve bu Merida inisiyatifini daha düşük, daha teknik bir düzeye indirmek istiyor. Yani sınır güvenliğinde kullanılacak bazı teçhizatlarla sınırlamak istiyor ama danışmanların faaliyetlerini azaltmak istiyor ki Aralık 2020 yılında Meksika parlamentosunun çıkardığı bir yasa zaten Amerikan uyuşturucuyla mücadele ajanlarının DEA ve FBI ajanlarının Meksika devleti bilgisi olmadan Meksika'da herhangi bir faaliyette bulunmasını yasaklamıştı ve bu tabii ABD'nin ülkeye sızdırdığı çeşitli faaliyetler için sızdırdığı ajanların önüne çok önemli bir set çekti. Yani bunlar şu an Meksika'da kayıt olmadıkları zaman herhangi bir faaliyette bulunamıyorlar ki bulunuyorlardı öncesinde. Dolayısıyla burada da ciddi bir engel konulmuş oldu. Dolayısıyla bu bağlamda bu yasakla birlikte Merida inisiyatifinin sorgulanması ve Bolivar konuşması toplam olarak baktığınızda Meksika ile ABD arasında ciddi bir bilek birleşine işaret ediyor. Yani şöyle oldu açıkçası, siz şimdi anlatınca benim de kafamda yani iyi oturdu mesele. Bolivar simgesi üzerinden bir bağımsızlık mesajı. Amerika ile imzalanmış olan askeri angajmanlar ve sıkıntılar yaratan Merida inisiyatifinin ölü ilan edilmesi, silah akışına Amerika'nın göz yummasına yüksek sesli tepki gösterilmesi ve Latin Amerika'nın bütününe yönelik kucaklayıcı mesajlar, yani bütün bunlar bir şey anlatıyor bize. Yani Meksika'nın bu derece liderlikye soyunması da belki Amerika için sürpriz olarak değerlendirebilir mi diyeyim. Bu da son sorum olsun. Son iki dakika için efendim. Evet, sürpriz olarak değerlendirilebilir. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen ara seçimler vardı Meksika'da. Bu seçimler esnasında Amerikan basınının ve İngiliz basınının Meksika Devlet Başkanı'na çok ciddi bir şekilde yüklendiğini de gördük. Economist'ten tutun Wall Street Journal, ondan sonra Washington Post, bütün medya organları López Obrador'u bir tür Chavez'e benzetmeye, kıyaslamaya başladılar. Belki bu kıyaslama içerik olarak biraz radikal olabilir, biraz aşırı olabilir ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bakışı gerçekten burada biraz kontrol dışına çıkan bir hükümet, kontrol dışına çıkan bir lider olduğuna işaret ediyor. Tabii Meksika Devlet Başkanı'nın başka alanlarda yaptığı uygulamalar da bu izlenimi destekleyen yönde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri evet bir bakıma güneyindeki komşusundaki hükümet açısından biraz şaşırmış durumda ve bir rota çizmeye çalışıyor. Efendim çok teşekkürler. Aydınlattınız. Ayrıntılı bir sohbet oldu Latin Amerika ile ilgili. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun.